una fase del capitalismo. Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi José Reyes, kameralar karşısına geçti. Ülkesindeki şiddet olaylarıyla ilgili Amerika ve Kolombiya'yı suçladı. Reyes, gösterilerin dış finansmanla yapıldığını söyledi. Geçen cumartesi günü güvenlik güçleri bir otobüsü durdurdu. İçindeki 52 kişi tutuklandı. Otobüste çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve molotof malzemesi ele geçirildi. Bu otobüsün içindekiler, Libertador bulvarında düzenlenen, uluslararası medyanın barışçıl olarak adlandırdığı gösterilere gidiyordu. Büyükelçi, göstericilerin Chavez yanlısı olarak gördükleri bir kişiyi sokak ortasında yakarak öldürdüğünü de söyledi. Geçen cumartesi muhalefet gösterileri sırasında benim gibi esmer olan ve görünüşünden dolayı Chavezci olduğu düşünülen bir genç önce muhalifler tarafından dövüldü, linç edildi ve sonra üzerine benzin dökülerek yakıldı ve bu kişi hayatını kaybetti. Reyes, bu gencin Chavezci değil, sadece oradan geçen biri olduğunu ifade etti. 37 yaşında bir hakim de saldırıda öldürüldü. Bu kişi muhalefetin sözde liderlerinden, Leopoldo López'in hapis cezasını onaylayan hakimdi. Büyükelçi, Devlet Başkanı Maduro'nun yeni anayasa için çağrı yaptığı kurucu meclisin Temmuz ayında toplanacağını açıkladı. Temmuz ayında 545 delegeyle kurucu meclis toplanacak. De mortero.